yine Bağdat Caddesi'ndeydim. Saat 11.30'dan saat 2.30'a kadar oradaydım. Bir, Fenerbahçeli forma giymiş taraftar sayısında inanılmaz bir azalma ve bir mutsuzluk var. Bunun hangi Fenerbahçeli konuşsam gördüler, fotoğraf çektiler hiç de bana böyle karşı bir agresiflikleri veya ters bir yapıları olmadı. Olabilir de o insanlık hali küfür etse bile içinden veya dışından ben öyle çok umursamam bu işlere takılmam. Şimdi mesela bakıyorum teknik adamların çoğu maçtan sonra vay efendim sosyal medyada bize linç girişimi var. İşte bunlarla hesaplaşacağız. Bunların yatacak yeri yok. Bunlar şerefsiz, ahlaksız filan. Ya arkadaşlar spor dünyasındaki her insan en zirvedekinden en alttakine kadar herkesin bir gazetesi ve dijital medyası olduğu için bu telefonda Hakarete maruz kalır. Burada yapılacak olan bir profesyonel danışman vardır. Sosyal medyaya mümkün olduğunca az bakacaksın. Eğer sinir sistemin e, bunu kaldırmıyorsa hiç bakmayacaksın. Eğer benim gibi hoşgörülü, e, umursamaz bir adamsan da çok bakıp gülüp geçeceksin. Bana da tonlarca küfür geliyor. Bu işi ekmek parası haline getirmiş Alman e, Toroğlu var, Ahmet Çakar var. Çınar Enginler var. Onlar dava açıyorlar, alıyorlar. Ben bunlarla dahi uğraşmıyorum. Yani sonuçta bazıları bunu ekmek kapısı haline getirmiş, bir rant kapısı haline getirmiş. Benim hiç böyle bir şeyle yok. Ama sen bu işe çok girersen, Bülent Uygun gibi sinirlerin yıpranır ve bu işten yara alırsın. Çünkü kafanı sahaya veremezsin. Burada futbolcularla, teknik adamlarla, kulüp başkanlarının bir sözleşme yapıp Sosyal medyayla asla bir diyalog kurmamaları gerekiyor. Ha Kurmak misyo. Kurarsan da bütün enerjini orada harcayan için bütün enerjini orada harcayıp o insanlarla muhatap, o küfürlere cevap verip, onlara işte avukatın vasıtasıyla dava açtırırsan da enerjini böyle boş işlerle harcarsın ve yıpranır gidersin. MBA modeli uygulanması lazım. 24 saat önce, 24 saat sonra. En ufak bir yorum yok, tartışma yok. Sosyal medyaya kapattıracaksın. E doğru bir şey bu. Bu doğru. Bunu hala Türk kulüpleri uygulamıyor. Bülent Uygun'un halini gördüm Sivas maçında. Güldüm. Adam konuşmasını 20 dakikasını sosyal medyaya ayırmış. E sen oradaki adamlara, o ergenlere veya o zavallı, eğitimsiz ee, veya eğitimli olup da hala küfürbaz olan veya hakaret eden insanlara prim tanıyorsun. Onların ekmeğine yağ sürüyorsun. Bu birinci olay. İkinci olay bugün Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe forma sayısı az kişi vardı. İnsanlar mutsuz. Niye şey abi Galatasaray şampiyon oldu. Ali Koç bizi kandırdı. Topladı orada o kadar kişiyi. Daha fare doğurdu. E biz ne oldu işte keşke 19 takımıyla maça çıkmasaydık. O rezalet bize yazdı. Bir dakikada bile o çocuklar mağlup oldu. Ve sağdan mağlup ayrılan bir Fenerbahçe oldu. Bu işten biz ne kazandık? Kendileri soruyorlar kendi cevap veriyor. Ne kazandık? Hiçbir şey kazanmadık. Elimize kupayı Galatasaray'a teslim ettik. İki, İsmail Kartal gibi bu takımla baş edemeyecek veya bu takıma hükmedemeyecek bir adamı keşke biz 2022 yılında getirdikten sonra Pereira'nın yerine bırakmayıp devam ettirseydik. Bugün İsmail Kartal çok daha başarılı olurdu diyorlar. Bak adamlar çok mantıklı şeyler söylüyor Fenerbahçeliler. Abi enerjimiz kalmadı diyorlar. Dün Adana Spor'u 3 tane gol attıktan sonra Artık bu iş bitti. Gidiyoruz ama sadece takımımıza destek olmak için gidiyoruz. Ve artık bu takımın bir şekilde Ali Koç'tan kurtulması gerekir diyen yani Fenerbahçeliler de bir aylı fazla. Bu Fenerbahçe bir, kaç yıldır şampiyon olmuyor? Bu Fenerbahçelilerin, he? Fenerbahçe taraftarının akıllı olduğu anlamına geliyor abi. Anladın mı? Senelerdir, senelerdir. Yok ben zaten yani, bakan bir be, adam. Kutluyorum Sonuçlara yani. bakan bir adam. Böyle ben düşünen Bak, kutluyorum abiciğim. Dedi ki Ali Bey artık zorlamasın. Çok faydası oldu. Çok büyük emekleri var. Ama bu iş Ali Bey'le artık olmayacağı belli. Fenerbahçe'nin içine sindiremedi. iki tane temel konu var. Neden biz o 19 takımıyla çıktık? Hiç çıkmasaydık daha iyiydi. İki, bizi niye stada topladın? Çünkü hiçbir karşılığı olmadı. Yaptırımı yapamadın. Aynen. Likten Aynen. çekseydin keşke diyorlar abi. Aynen. Doğru, doğru. Abi doğru. diyorlar da doğru diyorsunuz da bir şey söylüyorum. Fenerbahçe kulübünü tamam mı? Kim bu hale getirdi? Federasyon getirdi ki bu tepkiyi verdi. Fenerbahçe o zaman tamam abi bir. çek takımı. Abi. Peki çekemiyorsan o 19 takımı niye götürüyorsun abi oraya? Bir tepki ver. Yani sen o 19 takımını götürerek Galatasaray'ı bir dakikada mağlup olan başka bir tarihe geçtin. Bir bak Santra vuruşunu Fenerbahçe'li oyuncular yapsaydı maç belki de bir çıkmata doğru gidip biraz daha süre alacaklardı. Galatasaray Fenerbahçeli hiçbir oyuncuya top dokunmadan <laughs> mağlup oldun abi. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncuya temas etmeden yani ben şunu demek istiyorum Selim abicim. Bir şey yapıyorsan bir etkisi olur. Mesela bir istifa kararı alıyorsan, bir eylemin varsa, bir yürüyüş yapıyorsan, bir söylemin de varsa bunun tesirli olması lazım. Sen şimdi stada 25 bin adamı toplayıp 19 takımını orada perişan ettin bir şey ya sonucu olmadı. Ben böyle ya bakıyorum. Ali Koç'un Ali Koç'un Bu Kocun Da ben Ali Bey'i yıpratmak istemiyorum. Çok iyi niyetli. Parasıyla ben ee, acizlik içinde yaşadığını düşünüyorum. Ya Fenerbahçe mı bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok abi. Ben bugün Bağdat Caddesi'ne Fenerbahçe'de son derece üzgün bir tap gördüm. Kızma dedim ki ya bugün Beşiktaş gören de Fenerbahçe'yi bir hazırlık maçı var sadece. Bak hazırlık maçında bile daha çok Fenerli vardır abi. Fenerlerin çoğu Fenerbahçe formalarının üzerini montla kapatmışlar. Evet serin bir hava vardı bugün İstanbul'da ama o Fenerbahçeler, o yüzü gülen Fenerbahçelerden eser yok. Bunun baş sorumlusu da Sayın Ali Koç'tur.